Bugün sizlere sadece yüzünüze bakarak nasıl çeşitli hastalıkların tanısını kolay bir şekilde koyabileceğinizi öğreteceğim. Hoş geldiniz. Eğer beni tanımıyorsanız ismim Kemal Berk ve şu anda Marmara Tıp'ta 6. yani son sınıf öğrencisiyim ve önümüzdeki ayda fakülteden mezun olacağım. Geçtiğimiz aylarda beni takip edenler bilir, ben dahiliye rotasyonumu bitirdim. Bu dahiliye rotasyonu dediğimiz şey içerisinde işte kardiyoloji, göğüs hastalıklarından tutun işte enfeksiyon hastalıklarına bütün böyle tıp bilimlerinin içerisinde bulunduğu bir staj oluyor. Ve ben bu süreçte bir sürü hastalığa sahip bir sürü hasta gördüm ve bu hastaların da artık yüzüne baktığımda çeşitli hastalıkları anlayabilir oldum. Sonrasında da bu video fikri aklıma geldi. Çünkü her gün sabah kalktığımızda aynaya bakıyoruz ve yüzümüzdeki değişiklikleri fark ediyoruz. Ancak burada çıkan değişikliklerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bakmakla görmek tamamen farklı şeyler. Bakabilirsiniz ama görmeniz için o bilgiyi bilmeniz gerekiyor. Ben de bu yüzden sizlere Türkiye'de en sık görülen hastalıkların yüzdeki belirtilerini aktaracağım ki olur da sizlerde böyle bir değişimler olursa vesaire hemen bir doktora başvurabilirsiniz ya da bir check-up kontrolü için randevu alabilirsiniz. Bu sayede herhangi bir hastalığınız varsa erkenden tanısını koymuş olur, onun da tedavisine hızlı bir şekilde başlamış olursunuz. Videoya başlamadan önce çok küçük bir ricam var. Aslında beni bu videoyu çekmekten alıkoyan şey de bu oldu. Ama ben inanıyorum ki sizlerle eğer bunu paylaşırsam herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Lütfen ama lütfen bu videoda öğrendiğiniz bilgileri diğer insanların üzerinde kullanmayın. Diğer insanlarla paylaşmayın. Tabii ki eğer bu videoyu beğenirseniz arkadaşlarınızla paylaşabilir, onlara mesaj olarak gönderebilirsiniz. Ama sizlerden tek bir ricam var. Eğer bir sağlık çalışanı değilseniz lütfen bu videoda gördüğünüz bilgilerle arkadaşlarınızın yanına gidip onları korkutmak amaçlı "Aa işte senin yüzünde şöyle bir şey var, sen şu hastalığa sahipsin" diye insanları rica ediyorum korkutmayın. Çünkü insanlar hiçbir hastalığa sahip değilken bile onlara verdiğiniz korku, o stres bile çeşitli hastalıklara sebep olabilir. O yüzden sizlere tek bir ricam var. Bu videoyu kendiniz için kullanın, bilgilenmek için kullanın. Ama çevrenizdeki insanlara, ailenize kesinlikle bu bilgilerden bahsedebilirsiniz ama onları korkutmak için lütfen kullanmayın. Ben videoya öncesine böyle çalıştım, notlarımı aldım, sizin için parçalara böldüm videoyu. O yüzden olur da sadece merak ettiğiniz hastalıklar varsa diye ben aşağı dakikalarını bırakıyorum. Oradan istediğiniz dakikanın üzerine tıklayarak istediğiniz hastalıktan ya da istediğiniz tanıdan başlayabilirsiniz. Şimdi ilk olarak ben diyabetten bahsetmek istiyorum. Diyabet zaten artık hepimizin bildiği bir konu, şeker hastalığı. Ve vücudun kan şekerini iyi bir şekilde düzenleyemediği durumlara verilen isim. Diyabetin de iki tane tipi var. 1 ve 2 olmak üzere. İşte birinci tipi, birinci türü daha çok işte genç hastalarda, 30 yaş altı olan popülasyonda görüyoruz. Ve otoimmün bir hastalık. Yani vücudun kendi hücreleri yanlışlıkla kendisine saldırıyor ve onları yok ediyor. Bu yüzden de insülin üretilemiyor. Tip 2 diyabet dediğimizde daha çok böyle 40 yaş üstü popülasyonda gördüğümüz, yaşlı hastalarda gördüğümüz vücudun insülini üretebilmesi ama insülin direnci olduğu için de o insülini hücre içine alamaması, yani insülin direnci geliştirmesiyle açıklanıyor. Bu şeker hastalığının tanısı için doktora gittiğinizde doktorunuz sizden genellikle hemen bir kan testi istiyor. Ve bu kan testinde işte sizin açlık kan şekeriniz ya da işte HbA1c diye dediğimiz bir değer var. Sizin son 2-3 ay içerisinde hemoglobinize bağlanan şeker oranını, yani glukoz miktarını ölçüyor. Ve daha sonrasında sizin muayene ve klinik işte şikayetlerinize de bakarak size şeker hastalığı tanısı konuyor. Bu diyabet genellikle cilt problemlerine de yol açabiliyor. Çünkü şeker hastalığı, işte kandaki şeker miktarı yüksek olduğu zaman yüzümüzü besleyen damarları ya da yüzümüze iletilen sinirler zarar görebiliyor. Bunun sonucunda da işte cildimizde kuruluk, kaşıntı, dökülme tarzı böyle şikayetler yaşayabiliyoruz. Yine aynı şekilde sinirlere zarar verdiğini söyledim. Eğer işte diyabetiniz çok ileri seviyedeyse vesaire yüzünüzdeki çeşitli sinirlere zarar vererek işte yüzünüzdeki his kaybına sebep olur. Yani mesela sol tarafınıza dokunuyorsunuz bir şey hissediyorsunuz ama sağa dokunuyorsunuz bir şey hissetmiyorsunuz gibi. Yine aynı şekilde şeker hastalarında, yüksek kilolarda ya da obezlerde akantozis nigricans adını verdiğimiz bir hastalık var. Bu hastalık da işte genellikle ensede ya da koltuk altında falan böyle kadifemsi böyle bir kalınlaşma oluyor ve renkte bir koyulaşma oluyor. Grimsi bir renkte. Fotoğrafını bırakırım zaten ben buraya. Şimdi isterseniz gelin ikinci hastalığımız olan hipertansiyona geçelim. Hipertansiyonun Türkçe karşılığı yüksek kan basıncı.
Ve tam olarak anlamı da işte kanın damar duvarlarına yaptığı basınç olarak geçiriyor. Yani onun ölçülmesiyle anlaşılıyor. Ve biz bunun tanısını koymak için genellikle hastalara şunu tavsiye ediyoruz. İşte son bir hafta öncesinde ya da doktora gelmeden son 5 güne kadar işte kan basıncı değerinizi takip edin. Sabah, öğlen, akşam olacak şekilde. Bunları işte bir liste haline getirin, bir kağıda yazın. Ona göre biz de işte size hemen bir tanı koyalım ve tedavinizi başlayalım. Hipertansiyon yüzümüze nasıl yansır, ona gelecek olursak da işte genellikle yüzde kızarmayla kendini gösterir. Tabii ki hepimizin yüzü kızarır işte soğukta, stres olduğumuzda, endişelendiğimizde, korktuğumuzda, utandığımızda falan. Ama bu insanların genellikle çok daha hızlı bir şekilde yüzü kızarır ve çok fazla kızarır. Yine aynı şekilde şu an çevremde de sık sık karşılaştığım bir durum. Hastanede de çok fazla görüyorum. Gözlerde kanlanma da yine aynı şekilde bir hipertansiyonun, hatta hipertansiyonun çok ileri evresinin bir habercisi olabiliyor. Çünkü tansiyon biliyorsunuz ki az önce söylediğim gibi damar içerisinde yüksek bir basınca sebep oluyor ve retina damarlarımız, yani gözü besleyen damarlar o kadar ince ki bu basınca dayanamıyorlar ve daha sonrasında içerisinin kanlanmasına sebep olabiliyorlar. Hipertansiyon kontrol altına alınmadığı zaman vücutta birçok organın hasar görmesine sebep olabiliyor. Aynı şeker hastalığı gibi, aynı tansiyon gibi ya da bir sonraki maddemiz olan kansızlık anemi gibi. O yüzden sizlere tavsiyem, özellikle ailenizde tansiyon geçmişi olan biri varsa, işte anne babanız olabilir, büyükleriniz olabilir. Tavsiyem doktor kontrolüne gittiğinizde mutlaka bunların da kontrolünü yaptırmanız ya da evinizde varsa tansiyon aletiyle bir en azından kontrollerinizi yapmanız. Şimdi de gelin anemiye, yani kansızlığa bir göz atalım. Anemi, yani kansızlık, adı üstünde vücudumuzda yeteri kadar kan hücresinin bulunmaması durumu. Ve kan hücrelerinin de görevi biliyorsunuz ki bizim dokularımıza oksijen taşımak ve oraların beslenmesini sağlamak. Yani aslında siz anemik olduğunuz zaman, siz kansız olduğunuz zaman bütün dokularınız ve bütün organlarınız iyi bir şekilde beslenemiyor ve bütün işte organlarınızda sıkıntılar görmeye başlıyoruz. Yüz de bu alanlardan biri. Anemi yine aynı şekilde benim serviste yatan hastalarda ve poliklinikte böyle tedavisini yapmayı en sevdiğim hastalıklardan biri. Çünkü genellikle anemik hastalar böyle çok yorgun oluyorlar. Suratlarında o yorgunluk ifadesi çok belli oluyor ve vücut enerjisine de yansıyor. Yine aynı şekilde yüzleri böyle çok soluk oluyor, ten renkleri. İşte göz altları böyle mor oluyor. Onun dışında benim hastalara çok sık yaptığım bir test var. Bunu evde siz kendiniz de yapabilirsiniz. Göz kapağınızı böyle aşağı doğru çektiğiniz zaman orada kırmızı olması gereken, yani daha doğrusu pembemsi bir alan var. Eğer orası normalden daha beyazsa, hatta bazen bembeyaz bile olabiliyor. Öyle bir durum varsa o da sizin kansızlığınıza işaret edebiliyor. Onun dışında biz anemiyi tabii ki böyle klinikte sadece göz kapağının altına bakarak vesaire tanısını koymuyoruz. Çünkü bu çok geniş bir alan ve bir sürü sebebi olabilen bir olay. Anemi için biz sizden işte hemen bir kan testi istiyoruz ve oradaki işte hemoglobin, hematokrit değerlerinize vesaire bakıyoruz. Ardından işte onlarda bir düşüş yaşandıysa hemen bunun sebebini araştırıyoruz. O yüzden eğer işte cilt renginizde bir solukluk varsa, işte bir yorgunluğunuz varsa, saçlarınız çok sık dökülmeye başladıysa eskiye kıyasla vesaire, sizlere tavsiyem aile hekiminden de olabilir ya da istediğiniz bir dahiliye doktorundan da olabilir. Randevu almanız ve bu değerleri kontrol ettirmeniz. Ardından da gerekli tedavilere başlamanız. Özellikle Türkiye'de her iki kadından birinin anemik, yani kansız olduğunu düşündüğümüz zaman bu durum gerçekten çok önemli. O yüzden dikkat etmenizi ben tavsiye ediyorum. Kadınlardan bahsetmişken yine çok sık görülen hastalıklardan biri olan polikistik over sendromundan bahsedelim. Polikistik over sendromu adında da olduğu gibi işte poli, yani çoklu, kistik over sendromu, yani sizin overlerinizin, yumurtalıklarınızın içerisinde böyle küçük küçük ve çoklu olacak şekilde bir sürü yumurta bulunmasından meydana gelen bir hastalık. Ve bu da işte hormonal bir durum olduğu için adette düzensizlik yapabiliyor. Onun dışında kilo artışı, işte ciltte yağlanma, buna bağlı işte akne problemi yaratabiliyor. Onun dışında işte hirsutizm adını verdiğimiz işte yüzde kıllanma, tüylenmeye sebep olabiliyor. Ve işte belki düzenli beslenseniz bile kilo artışı yaşayabiliyorsunuz hormonlarınız etkilendiği için. Bu yüzden de işte siz doktora başvurduğunuzda doktor sizin hikayenizi dinliyor. Ardından sizlerden çeşitli hormon testleri isteyecektir. İşte FSH, LH, östrojen, progesteron, testosteron, gerekirse insülin gibi. Eğer bu belirtilere sahipseniz, yani adetlerinizde düzensizlik vesaire varsa sizlere tavsiyem bir kadının hastalıkları ve doğum uzmanından ya da aile hekiminizden en kısa sürede randevu almanız olacaktır. Şimdi 5. hastalığa geçtik. O da tiroid hastalıklarımız. Tiroid bezi biliyorsunuz ki işte bizim boğazımızın ön kısmında bulunan ve işte tiroid hormonunun salınmasını sağlayan bir bezdir aslında. Ve işte bu fazla üretildiği zaman buna hipertiroidi hastalığı.
az üretildiği zaman da hipotiroid hastalığı ismini veriyoruz ve bunların da belirtileri birbirinden farklı oluyor. Hipotiroidi durumunda böyle az yeseniz bile çok kilo alabiliyorsunuz, depresif bir modunuz olabiliyor, işte yüzünüz ödemlenebiliyor, saçlarınız dökülebiliyor. Hipertiroidi durumunda da işte tiroid beziniz çok fazla çalışıyor. Çok yeseniz bile devamlı kilo veriyorsunuz ya da bir türlü kilo alamıyorsunuz. Yine aynı şekilde çok fazla terliyorsunuz. Bir de bu hipertiroidinin Graves adını verdiğimiz bir hastalığı var. Onun da fotoğrafını şuraya bırakırım. İşte göz içi intraorbital basıncın artmasına bağlı olarak göz küreleri dışarı doğru çıkıyor. Yine aynı şekilde böyle gözleriniz böyle çok açık gibi, sanki böyle birinin böyle gözün içerisine bakıyormuş gibi böyle bir bakışa sahip oluyorsunuz bu hastalığa sahip olduğunuzda. Şimdi gelin 6. hastalığa geçelim. İsmi Xanthelasma. Okunuşu birazcık zor. Ben de şu an doğru okudum mu emin değilim çünkü X ile yazılıyor. Bazısı Xanthelasma da diyebiliyor Türkçe'de. Xanthelasma da diyen var. Ama ben şimdi size Xanthelasma diyeyim. Hep Xanthelasma olsun ismi. Bu Xanthelasma... Bu Xanthelasma adını verdiğimiz durum böyle göz çevrenizde, göz kapaklarınızda vesaire sarı parlak lekelerin olması durumuna evrelensin. Ben fotoğrafını zaten bırakırım size buraya. Bunlar böyle sarı, kahverengi ama böyle mutlaka parlak lekeler oluyorlar. Ve bunların da sebebi şu an tam olarak bilinmiyor. Yani tam olarak çözülmüş değil. Ama görülmüş ki klinik araştırmalarla, ben videodan önce bir araştırmaları inceledim. Genellikle klinikte bu hastaların yarısından fazlasının kolesterol değerlerinin ve trigliseritlerinin yüksek olduğunu görmüşler. Bu yüzden de bununla bağdaştırıyoruz biz genellikle Xanthelasma hastalığını. Tedavi sadece kozmetik amaçlı. Vücuda herhangi bir zararı olan bir şey değil. Sadece görüntüsünü beğenmiyorsanız bir dermatoloji uzmanına gidip onları yok ettirebiliyorsunuz. Bu arada bir okunuşunu açıyorum. Xanthelasma. Herhalde doğru mu okudum? Emin olamadım şu anda. Doğru okudum mu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Şimdi gelin son hastalığa geçelim. Bu benim 3. sınıftayken, dahiliye sınavımı alıyorken vesaire en sevdiğim hastalıklardan biriydi. Çünkü çok akılda kalıcı bir hastalık. İsmi Cushing. Bu Cushing sendromu vücutta çok fazla kortizol üretimi olduğu zaman ya da kortizonlu ilaçları çok fazla kullandığınız zaman meydana geliyor. Bu hastalığın bir sürü sebebi olabilir. Şimdi çok fazla detaya girmeyeceğim ama böbrek üstü bezlerinde bir sıkıntı olabilir. Hipofiz bezinde bir tümör vesaire olabilir. Bir sürü sebebi olabilir. Ama bu Cushing sendromunun böyle çok belirgin tipik özellikleri var. Moon face denen bir özellik var mesela. Türkçesi Aydada suratıymış. Videodan önce öğrendim ben de. Size de böyle fotoğrafını bırakırım buraya. Yine aynı şekilde saç dökülmeleri yaşayabiliyorsunuz. Onun dışında işte böyle bu ense ya da böyle trapez bölgenizde vesaire böyle buffalo hump, bizon kamburu şeklinde ya da direkt buffalo hump diyelim böyle. Şurada böyle yağ pedleri meydana gelebiliyor böyle. Orası böyle daha bir şişkin duruyor. Bu Cushing'in de tanı tedavisini genellikle biz kan ve idrar testiyle koyuyoruz. Ve gerçekten tanısı çok önemli. Çünkü beyinde bir tümörün olup olmadığını anlamamız gerekiyor. O yüzden de bazı durumlarda işte tomografi ya da MR görüntüleme isteyebiliyoruz sizlerden. Tedavisi de bahsettiğim gibi altta yatan sebebe bağlı olarak yapılıyor. İşte kortizol üretimini baskılayan ilaçlar olabiliyor. Yine aynı şekilde cerrahide tercih edilebiliyor eğer bir tümör vesaire varsa. O şekilde benim bu videoda bahsedeceklerim bu kadardı. Umarım keyifli ve bilgilendirici bir video olmuştur ve video hoşunuza gitmiştir. Videonun size kısa bir özetini yapayım. Nelerden bahsettik? Şimdi bu videoda önce diyabetten bahsettik, sonra hipertansiyon, yüksek kan basıncı, ardından anemiden yani kansızlıktan, sonrasında polikistik over sendromu, tiroid hastalıkları, Xanthelasma'dan bahsettik. Daha sonrasında Cushing'den bahsettik ve şimdi de videoyu bitiriyoruz. Eğer YouTube ana sayfanızda daha fazla bu videolara benzer sağlık içerikleri, üretkenlik içerikleri görmek isterseniz videonun altındaki beğen butonuna basmayı unutmayın. Bu sayede YouTube sizi tanır ve algoritması size daha çok bu tür videoları tavsiye eder. Yine aynı şekilde aşağı nokta, gülücük, virgül istediğiniz güzel bir yorum bırakırsanız YouTube algoritmanızı değiştirmiş olursunuz. O şekilde o zaman sonraki videolarda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.